Herkese merhabalar. Anlatmaya değer bulduğumuz önerilerimizin ikinci sezonu favorileriyle karşınızdayız. Artık favori de yapacak mıyız? Hadi ooo. Geçen sezon biraz yapmışız. Geçen sezonun sonundaki favorilerimize bir de antifavoriler koymuşuz. Asla hazırlıklı değilim ben ama. Ben de hazırlanmadım. Konuşurken çıkarırız bence bunları. O kadar güzel bir başlangıç oldu ki bu ya. Sen böyle bir şey olabilir mi ya? Hiç beklemiyordum. Evet, asla beklemiyordum. Çok iyi geldi. Hadi hemen başlayalım o zaman. Hadi hemen. Geçen sezon yani ikinci sezonumuzun favorilerini biraz daha fazla öteledik. Yani ya ben en son baktığımda en son 8 Nisan'da bir yayınlamışız. Ve sonra işte bu favorilere bakıyordum. İşte neymiş favorilerim benim geçen sezona dair. Biz ikinci sezonu geçtiğimiz yaz Temmuz ayında başlatmışız. Bu zamanlar. Ve hani gerçekten çok uzun bir süreç olmuş benim için. Hatta sana bugün söyledim ya, bu kitabı geçen sene mi okumuşum ben? Yok hani 5 yıl geçmiş ya da hani böyle şey de oldu. Ya Utku mu okumuştu, ben mi okumuştum? O kadar emin değilim. Onu ben de yaşadım ya. Bazı kitapları ve filmleri sen mi okudun, sen mi izledin, ben mi okudum, ben mi izledim, sen önerdin de ben mi izledim falan. Çok çok karıştı bende. Geç gelen bir favori listemiz. Evet. Ama olsun, Eylül ayında yeni sezonla geliyoruz. Evet. Ve yani daha sakin bir dönemimiz olacağını düşünerek daha düzenli içerik üreteceğimizi düşünüyoruz. İnş. O zaman şöyle diyorum. Kitap var bende. Film var. Dizi var. Müze var. Müze. Net müze var. Ayrı bir müze kategorisi mi? Vallahi bir şey söyleyeyim. Sergiye ayrı, müzeye ayrı. Çünkü müze için senin de aşırı şaşırmayacağın bir müze ekledim. Sana helal olsun. Diyorum, ben de öyle diyorum. Tiyatro. Tiyatro ekledim. Ama tiyatroda biraz zorlandım açıkçası. Az sonra nedenini anlatacağım. Ama hepsinden 1-2-1-2-1-2. Sende ne var ne yok? Hepsine var mı? Hepsi var. Müze diye bir kategorim yok. Aa, çok ayıp. Kim müzecilikle ilgilenen bir insan olarak. Bu konuda çalışma yapan birisi olarak bilemiyorum. Yapmadım. Yani ben konseptimizden dışarı çıkmadım. Bilirsin beni. Konseptimizden ben de çıkmadım. Öyle. Öyle yani. Hani. Ben de konseptimizden çıkmadım. Geçen sezon önerdiğim ve şoklarca aşırı mutlu olarak herkese önerdiğim müzeyi önereceğim yine. Tamam. Hadi başlayalım. Nereden başlayalım? Müze dedim, müzeden. O zaman müze ise Afrodisias. Nice. Net Afrodisias. Geçen sene... Hatırlatacak mıyız ya? Biraz hatırlatalım. Geçen sene bu zamanlar gitmiştim. Aydın'da Afrodisias kent, antik kentin içinde olan bir müzeye gitmiştim. Antik kent de güzeldi elbette. Ama müze tasarımı, kürasyonu müthişti. Yani Koç grubu yapmıştı. Geçen sene bitirememiştik hatırlarsan. Yani özellikle bu kadar küçük bir kentte, yani şey, büyük kentlerde olan güzel müzelere alışırız. Yani çok iyi olduğunu düşünüyoruz, evet, ama taşrada, yani net bir taşradır yani. Aydın'ın bir ilçesinde, Karacasu ilçesinde olan bir müzenin bu kadar iyi olması bizi çok şaşırtmıştı. Biz oraya açıkçası bu kadar zaman ayırmamıştık ama gezmelere doyamadık. Ve sana da önermiştim hatırlarsın. Afrodisias'ın nasıl keşfedildiği, daha doğrusu keşfedildiği değil de hani insanlara nasıl ulaştı, turizme nasıl kazandırıldığını da anlatmıştım. Ara Güler vasıtasıyla. Ay evet, hatırlarsın. Hatırlıyorum. Anlatmıştım. Geçen sene sezonda da anlatmıştım. Yani geçen sene bu zamanlar gitmiştik diye hatırlıyorum. Maydo ile gitmiştik. Hani bizim biliyorsunuz köpeğimiz, Maydo'muz en entelektüel köpekler. Birçok insandan daha entelektüel bir köpektir. Bilmediğimize yoktur. Birçok, evet, aynen öyle. Oraya da gezdirmişlerdi. Çünkü hani çok az insan olduğu için. Burada bu güzel bir şey mi kötü bir şey mi bilemiyorum ama gezme deneyimi bakımından güzel bir şey tabii. Yani çok rahat geziyorsun. Ay, ama hani bu kadar az insanın orayı keşfetmiş olması çok üzücü açıkçası. Ay Utku, araya gireceğim. Bunu konuşacağımızı konuşmadık daha önce ama Efes Deneyim Müzesi'ni konuşalım mı bir minik? Hadi şu anda ekleyelim çünkü aslında benim de tiyatro tarafında sezonda eklemediğimiz ama yani mutlaka buraya koymamız gerektiğini düşündüğüm iki eklemem var.
Bence Efes'i konuşalım. Tamam, bir konuşalım. Maydol'a gitmediniz değil mi oraya? Maydol'a gittik ama Maydol'a almadılar. Çünkü normal yani. Sezonda gittik. Sezonda gidince almadılar ama bir de orası kapalı bir alan falan, evet. Hani burada Black Box kafasında. Antik kenti gezdik Maydol'a. Orayı gezersin ama hiç müzeyi gezdik. Bir de müze çok ticari bir alan ya, deneyim müzesi. O yüzden almayacaklarını biliyorduk zaten. Bir de yerden de geçiyor ya sadece. Tabii. Bir de karanlık ve ses efekt, hani o da tetikleyici, yani köpeği tetikleyen şeyler tabii, olabilir orada. Tabii tabii, rahatsız olabilirdi ve rahatsız korkabilir, rahatsız edebilirdi sisler de. Çıkıyor bir anda falan hani. Tabii. Neden bahsediyoruz? Bu geçen birkaç ay önce birçok yerde dünyanın en iyi müzesi şeklinde lanse edilir ama aslında bir yarışmaya girdiğinde o yarışmada en iyi müze ödülü alan Efes Deneyim Müzesi'nden bahsediyoruz. Geçen, yani bu 2024'te açıldı yanlış bilmiyorsam. Ben geçen ay gittim. Haziran, yok Temmuz ayında gittim. Ben de senden 2 hafta sonra gittim. Sen de Temmuz'da gittin diyebiliriz aslında. Yani Efes Antik, bildiğimiz o Efes Antik kentin içinde olan bir deneyim müzesi ve İstanbul'daki Deneyim Müzesi'ne benzer bir alan. Yani ışıklandırma, antik çağ hikayelendirilmesi ve Selçuk Yöntem'in muhteşem sesiyle o anlatımı olan ve çok popüler, hani gece müzeciliğiyle de birleştirilen çok popüler ve güzel bir alan aslında. Ben çok beğendiğimi söyledim. Yani zaten hani sosyal medyada da yazdım, bayağı anlattım. Gerçekten çok beğendim. Hani eksik olarak da hani böyle bir müze deneyimi daha, yani çok fazla bilmediğim için belki eleştirebileceğim çok fazla tarafı yoktu. O yüzden çok memnun ayrıldım oradan, o deneyim. Bir kere müze çalışanlarının, atıyorum 3 dakika bir video seyredimi var ve hani interaktif gibi de bir anda içine de dahil olabiliyorsun falan. Ve sonra 3 odadan oluşuyor aslında. Bir sonraki odaya geçmen gerekiyor. Çünkü oradaki video bitiyor ve oraya gitmen gerekiyor. Çünkü hikaye anlatımı bir sonraki odada devam ediyor. Seni bir anda oraya yönlendiriyor olmaları da çok iyi. Ve hani böyle rahatsız edici bir şekilde olmadan o tarafa gidiyoruz falan diye. O da mesela benim çok hoşuma gitmişti. Yani gezinme deneyimi çok keyifli gerçekten. Evet, çok keyifli. Bir de az sayıda insan alıyorlar. Hani hurra 150 kişi içeri sokmuyorlar. Atıyorum 10'ar gruplar halinde geziyorsun. Ve o yüzden de alanın da rahat. Büyük bir metrekareye yayılmış. Evet. Bilmiyorum, ben çok sevdim yani. Ben de çok keyif aldım. Ben oraya ama 3 kez gidip 3.sünde girdim. Yani böyle çok bayram döneminde çok popülerdi, giremedik, arabaları park etmekte zorlandık falan. Tabii bu kadar insan oraya gitmek istemesini ben çok heyecan verici buluyorum. Orada hiç bilemiyorum. Dünyanın en iyi müzesi. Dünyanın en iyi müzesi. Ya orada hiçbir sorun yok. Sadece şöyle bir eleştirim olabilir oraya. Bu arada ben önce olumlu tarafında söyleyeyim. Hikaye anlatımı, içerik bakımından beni politik olarak rahatsız eden bir nokta yoktu. Yani onu da çok sevdim açıkçası. Çünkü hem çok tanrılı dinleri hem tek tanrılı dinleri anlatan, Kibele'yi anlatan. Gerçekten tarih neyse objektif bir şekilde anlatmışlar. Evet. Hani başka bir şekilde bir kişiselleştirme koymadan içine. Evet. Artemis'i anlatan o akış beni hiç rahatsız etmediği gibi çok heyecanlandırdı açıkçası. Bir kadın olarak çok heyecanlandırdı. Orada bir sorun yoktu. Benim burada sorun olarak gördüğüm fiyatın çok yüksek olmasıydı. Yani sıradan bir yurttaş için fazla yüksekti ve öğrenci indirimi yoktu. Evet, öğrenci indirimi olmaması çok önemli. Emekli indirimi yoktu filan. Hani o biraz sorundu bence. Bu arada ben annemlerle gezdim. Annem öğretmen olduğu için o indirimle girdi. Babam 65 üstü olduğu için o indirimle girdi. Ama emeklilere indirim olsa, öğrencilere indirim olsa daha ferah gelebilecek. Çünkü ucuz değil yani açıkçası. Daha doğrusu bizim paramız çok kıymetsiz ya oradan. Keşke daha uygun fiyatlı olsa. Ama keşke bizim paramız daha kıymetli olsa. Yanlış bir yerden söylemeyeyim. Evet ya, bilmiyorum. Benim para tarafında çok rahatsız etmedi. Hani ilk başta ben de yüksekmiş. Çünkü sonuçta müze alanına girerken de bir ücret ödüyorsun. İşte müze kart çıkartıyorsun vesaire. O alanı gezdikten sonra burası artı bir farklı bir müze deneyim alanı olduğu için oraya farklı bir ücret ödüyorsun. Tabii. Belki o parasını çıkardıktan sonra, çünkü içeride gerçekten muazzam bir teknoloji var.
Evet. Biraz da oranın parasını çıkarması tabii, gerekiyor falan gibi bir yerden. Bir de Selçuk yöntemle çalışmışsın yani. Tabii tabii bir, aynen. Ya şeyi var. De bilmiyorum bu arada. Çok fazla dilde çevirisi vardı. Hmm. Çünkü ben gerçekten bayağı turistlerle girdim. Tabii. Ne bileyim işte Fransızı da vardı. Evet. İşte Japon'u da vardı doğru, falan. Doğru. Hani girişteki şey rehber şey dedi hani Japonca imkanımız da var, işte Fransızcamız da var, İspanyolca da var, İtalyanca da var, İngilizce de var. Hani bu kadar farklı dile evet. de çevriliyor olması bilmiyorum nasıl anlatılıyor, içeriği iyi mi? Hani bu Selçuk yöntemden dinlediğimiz kadar başarılı mı? Onu deneyimleyemedim ama sonuçta o da bir maliyet. Tabii doğru. Falan derken hani belki bir süre sonra biraz daha normalleşebilir bu fiyat. Evet doğru söylüyorsun. Şey getirilebilir ama öğrenci indirimi işte 18 yaş indirimi 65 yaş üstü. Tabii bu kadar popüler bir anda belki de bizim için. Ben diyorum 3. kez tabii, denedim. Bir de yazın gittik yani yazın tabii, en cafcaflı zamanında gittik biz. Ki evet yani 2 kez denedim oradan geçerken tatilden dönerken. 3. kez özellikle orası için gittim falan hani böyle erken gittim bilmem ne hani. Ben ama favorilere koymaz mısın? Ama şey sezonda konuşmadığımız için koymadım yoksa koyarım. Ben sezonda konuşmadığımız şeyleri de koydum bu arada. Tamam helal hoş olsun. Koyarım yapacak tabii. Yapacak bir şey yok çünkü üstünden 4 ay geçmiş arkadaşım. Ama yani. Afrodisias Müzesi mi burası mı? Afrodisias Müzesi net. Netim okay. Ben. Çünkü orada bir şey var. Çok güzel. Taşla'da bir emek var. Yo müze deneyimi çok iyi. Yani çok okunuyor. Saatlerce vakit geçiriyor, keyifli bir vakit geçiriliyor, öğrenmeye çalışıyorsun, o hikayeler çok heyecan verici. Yani ben Afrodisias net. Tamam. Büyüktür yani. Ya bir taraf teknoloji, bir taraf daha manuel bir şey, ben başka yani. Peki şey, müze başka önerim var mı? Yani Efes deneyiminden başka daha farklı bir şey de hep gittiğimiz müzeler standart zaten. Evet geçen sene ben de yeni bir keşfim yok açıkçası yok, yok, evet. müze olarak ben de bir şey eklemedim ama sergi ekledim. Sergi ekledin mi? Sergi ekledim. Hadi bakalım söyle aynı yerde miyiz? Aynı yerdeyiz bence net. 1-2-3 Handan Börüteşe'ne. Kesinlikle. Kesinlikle. Tatbeyoğlu kesinlikle. Evet. Benim bu sezon favorim. Ya çok iyiydi. Evet. Ya kardeşim bu kadar iyi yapmayın. Bir sergi. Yani öylesine girdiğimiz değil mi? Yani tamam Salt Beyoğlu'na güveniyoruz ama öylesine girdik. Aa bu da neymiş falan hadi bir Salt Beyoğlu'na gidelim dediğimiz bir gündü aslında. Ve içeride kendimizi kaybetmiştik. Çok çok başarılı. Yani Handan Börüteşe'ne ayrı iyiydi. Kürasyon ayrı iyiydi. Yani içerideki havalandırma... İşte sıcaklık, anlatım, her şey çok güzeldi çok ya. İyi deneyimdi. Evet. Sergi gibi sergi. Beklentimizdir yani. Kesinlikle. İki? Ben iki şey koydum zaten. Bir de tütün deposundan Çınar Esle'nin teyelini koydum. Ne çok diyorsun? İyiydi. Çok, ben çok heyecanlanmıştım o işte. Çok güzeldi. Ben orada depoda çok gittik bu sene ya depoya sergiye. Çok gittik bu sene. Vallahi bu sene sergi ihtiyacımızı depo sonuna karşıladı. Kadar depo karşılamıştır. Ben de depoda iki yani ikinci şeye iki tane koydum. Alacı? Hayır alacıyı koymadım. Ama o da güzel o da olur. Yas yasa yasağı koydum. Tamam. Bir de çevirde alemleri koydum. Hmm, çünkü çevirde tamam, alemler de beni çok etkilemişti. Bir de yas yasa yasak da çok etkilemişti. Tamam güzel. Depo dışında bir şeyimiz yok herhalde. Üçüncüye Arter'de Sarkis koydum ama. Bunu ben de düşündüm ya. Hani üçüncüye de bir şey koyayım o da diye hani aslında. Sırf Sarkis. Sarkis'in evet. Hatırına çünkü Sarkis'i de hani göremiyoruz her yerde ya. Tabii geçen sene bu zamanlar yani ikinci sezona başladığımızda şöyle bir şey söylemiştik. Ekonomik kriz dolayısıyla artık hani sergilerin euro bazlı olması nedeniyle ülkemize gelemeyeceğini anladığımız ve dolayısıyla hani sergiler iyi demeyeyim de kapsamlı büyük global sergilerle karşılaşamayacağımızı anladığımız bir sezondu. Evet. Ki gerçekten karşılaşamadık ama bu önümüzdeki sezon Sabancı ile beraber başlayan. Hadi bakalım. Evet, yeni bir akım geliyor. Spoiler verdi. Bu arada yazdım gerçekten şu an spoiler verdi. Bunu Eylül'deki ilk şeyde konuşuruz. Aa evet sezonda. Eylül'de yeni sezona başlıyoruz ve bunu mutlaka evet. ilk sezonda anlatacağız. İlk bölümde. Çok iyi. O zaman sergiden devam edelim mi? Sergide söylemek istediğin, eklediğin bir şey yok. Var mı? Tamam. Dizi film ne dersin?
Filmde şöyle aslında. Ya çok gittim geldim ya. Ben Bizim de filmde listelere çok baktım çok gittim böyle. geldim ben de. Ve son böyle ben bir okul sebebiyle son herhalde biz Nisan'da çekmişiz ya en son. Ondan sonra Haziran ortasına kadar okul çok yoğundu ve ben hani böyle çok konsantre olamadım filmlere. O arada da bir şey bulamadım. Sonra bir filmler izledim ama böyle içime sinen de ah da bu da hani çok da böyle iyiymiş falan diyebildiğim de bir şey çıkmadı. O yüzden böyle hödü hödü sararmış yapraklar diyeceğim. Ha, ne olur? Dune Part 2 diyeceğim. Duyumcusun sen. Evet, Ben olur. Dune'cuyum. Evet. Çünkü Doğru. bayağı başarılıydı bence. Evet. Sen söyle. Sonra 3'ü sonra söyleyeyim. Ben az önce sana, yani podcast'ı açmadan önce seni müzik bombardımanına tuttum. İki film önereceğim. Aslında o, yani aynı bölümde zaten bahsetmişim. 41 aşk hikayesi artı güzel bir sabah demek istiyorum. Utku sana bir şey soracağım. Biz film ekimine gittik ya. Hı. Film ekimindeki izlediğimiz film. Evet. Filmler. Filmler. 3 tane film izledik. Tamam. Birlikte. Japon filmi geçtim. Yani. Şeyi de geçtim. Açılış filmi. Papa filmini de geçtim. Aha. Dans. Arjantin dans filmi. O bir önceki sezonda canım. Ne? Ben de ona baktım. O film ekimi değil, film festivaliydi. Ben de ona baktım çünkü o Biz çok ona daha da iyiydi. mı önce gitmişiz? Evet. Ve ben bu senin bu bir girmesini ve önermeyi bekledim. Ben sanki onu bu Zaman Ekim'de... mefhumu hayatım. Dans başlasın. Bu Tamam. sene Mubi'de gelsin de izleyelim ve Gelmedi. önerelim diye gelmedi. Ya ben son zamanlarda izlediğim en iyi filmlerden biriydi. Tamam. Yok o zaman ben de yani Yok yok, ben de onu düşün, ona baktım bilhassa. Geçen bir önceki hani. Doğru, sezon. biz iki filme gittik. Bir Japon filmine Üç gittik. filme gittik. Bir de açılış filmine gittik. Ben bir tanesine giremedim. Hayır, girdik, birlikte girdik. Girmedim ya. Girdin Sen bir mi? tanesi bensiz izledin. Hikayelerden Hayır, o oluşan. Suudi Arabistan filmi. Birlikte gittik, şey, açılış davetiyemiz vardı. Gittik onu izledik birlikte. Ha tamam, Ucu da iyiydi ama doğru. yani favorilerim alacağım şeyler Evet. değildi. Evet, yok ama. Olmadı yani. Şey, kötülük diye bir şey yoktu bir tanesi. Tamam. Ya izlenir ama Değil, favorilerim. evet. Yani 41 aşk hikayesi ve güzel bir sabah kadar etkileyici değildi benim için Güzel bir yani. sabah alıyorum o zaman üçüme. Ben 41 aşk hikayesini eklemek istiyorum. Çünkü 80'li yıllardaki Ömer Kavur'un Ben izlemedim ya böyle izle ama yani müthiş bir müzik Cahit Berkay zaten. Yani böyle Türkiye sinemasından beklentinin çok üstünde. Ama bir taraftan da Türkiye sinemasına çok içinde olduğu böyle bir aşk hikayesi ama hani ileri yaşındaki insanların şu an İleri yaşındaki ileri ya ileri bizim yaşımız bu arada. İleri insan. dediğimiz şu an Dedim. bizim İlk yaşımız. yaş. Hani 80'li yıllardaki ileri yaş. Hani Yaşlı böyle ya bizim gibi bireylerin orta şey geç yetişkinler. Hani o bakış açısıyla iyi bir film. Bu Taşra'da geçiyor. Bence bu da çok kritik. Ayvalık'ta geçiyor bu arada film. Ve bu Ayvalık'a gitme tribal enfeksiyona girdim biliyorsunuz zaten. Ve güzel bir sabahla da benzer bir zamanda izlemiştim. İkisinin müziği birbirine çok benziyor. Ve çok beni iki etkileyen filmdi. Üçüncü filmim Midsommar. Aa. Ben bu sezonu seyretmişim. Ha. İzlemişim. Ben de bu sezon seyrettim ama o kadar Benim hayatım en kritik filmlerinden biri. gerçekten. Çok kritik bir film. Bence çok etkileyici bir film. Anlatım çok iyi. Tabii ki de öyle de. Korku çok sarsıcı ama yani çiçekle böcekle korkutmak da çok zor be kardeşim. Hani Bayağı kan korktum. yok, cin yok, peri yok ama korkutuyorsun. Çiçekle İşte böcekle beyaz korkutabilirsin. elbiselerle, Tabii. tatlı beyaz kadın erkeklerle, güzel kadınlarla, Ya net yakışıklı erkeklerle korkutuyorsun korkutursun. yani. Bildiğiniz tüm korku fikirlerini atın yani. Bayağı sarsıyor yani korku bakımından. Bence Gerilim. izlemiştir bizim konuştuğumuz insanlar Yani belki bir ihtimal Midsommar'ı. izlemedilerse söyleyeyim. Peki soru işareti koyarak Poor Things'i koymuşum. No. Değil mi? Bence o soru işareti bye. Aa. Bye Poor Ben Things. hiç yokum orada Asla fav ya. değil. Evet, no. Dizi? Ben Bakıyorum. diziye bir şeyi eminim ikincisine soru işareti koymuşum. Şimdi ben dizide
Tiny Beautiful Things diye bir dizi izlemiştim. Hmm. Bahsetmiştim. Evet ama ben izlemedim tabii ki. Güzel bir dizi. Yani tabii ki de burada bahsetmek üzere. Sarsıcı bir dizi diyelim. Yazar olan bir kadının, aslında eskiden yazar olan edebiyat mezunu bir kadının sonrasındaki işte evlenip çocuk yapıp ve o orada o şeyden yaratıcılık konseptinden kopması ve neden oradan koptum, işte çocuk mu buna engeldi, eşim mi buna engeldi ki sarıları ve işte annesiyle ilgili hesaplaşmaları falan çok sarsıcı ve çok güzel. Ben onu birime koydum. İkiye. Bir diyeceğin kadar güçlü. Çünkü ben çok etkilendim. Tamam ben bakacağım ona. Bayağı ben hüngür şakır ağladığım bir diziydi bu arada. Kaç dakika? Kısa, çok benim için bir diziden beklentim. Kısa kısa, çok uzun değil. Böyle tamam. Ne bileyim 30-35 dakikalık. Ama tamam. Zaten anlamıyorsun, çatır çutur geçiyor yani. Tamam, önüne aldım. İki, Shogun'u koydum, bunu konuşmamıştık. Çünkü Shogun biz podcast'ı çektikten sonra geldi şeyde, Disney'de. Artı. Artı Japonya'da dizimizdir. 1600 yıllarında bu derebeylik döneminde aslında hangi Shogun başa geçecek o derebeyliklerin çatışması üzerinden ve bir o dönemde Hristiyanlığı yayma politikası üzerinden Portekizlilerin Japonya'da var olması ve onların Hristiyanlığı yayma politikası üzerinden ilerlerken bir anda bir İngiliz gemisinin Japonya topraklarına varıp Japonların bunu alıp Portekizlerin de onu keşfedip o İngilizlerin aslında, hatta İngilizlerin değil, İngiliz bir tane komutan kalıyor, bütün ekip kayboluyor. Onun üzerinden o işte Shogun'la bir şey yakınlık kuruyor ve o aslında yani bir yandan da Katolik, Protestan, Ortodoks. Eyvallah. Ve bir yandan da Japonlar falan, işte derebeylik bilmem ne, çok güzel bir dizi. O dönem çok güzel yansıtmış bence. Tamam. Onu da çok sevdim. Biz bu bahsettiğimiz tüm film, dizi, kitap, tüm sergiler tabii geçti ama müzeler vesaire, bunların hepsi açıklamaya koyacağız. Oradan takip edebilirsiniz. Ya Shogun Disney'de var. Bu arada zaten ödüllerce şu an. Silip süpürmüş bütün ödülleri. Allah Allah, tamam. Evet. Ben de çok başarılı. Yani dönem dizisi olarak çok başarılı. Hı-hı. Çünkü çok o dönemini gösteren bir şey yok ya Japonya'da. Evet evet. Ben de mesela bunu bildiğim kadarıyla çok bir şey yoktu. Aslında Japonya 1633'te kapanıyor dış dünyaya. Bu tam 1600'de. Tam kapanma öncesindeki dönemi anlatıyor. Aslında evet. Bu o kapanmaya giden yolu, o aslında Portekizlilerin ve o İngilizlerin oraya gelip o baskıyı yapması üzerine Japonların aslında biz kapanıyoruz politikasına neden girdiğini de gösteren bir dizi. Güzel. O anlamda da çok değerli. Bu arada bunu biraz varsayım üzerinden değil de Yasemin Japon Dili ve Edebiyatı okudu. Dolayısıyla Japon kültürüne epeyce hakim. Dolayısıyla hani buradan akademik bir bilgi olarak da söyledi az önce söylediklerini. Japon selam verdi. Şu an siz görmüyorsunuz ama. Üçe de şey koydum. The Bear'ı koydum. İkinci ve üçüncü sezon. Çünkü arkadaşlar ikinci ve üçüncü sezon, yani biz bunları konuşana kadar iki ve üçüncü sezon geldi gitti. The Bear'ı ben zaten ilk sezonunu bahsetmiştim. Hı-hı. Çok sevdiğim bir dizi olarak. İkinci ve üçüncü sezonda efsaneydi. Diyorsun. Bayıldım, bayıldım. Evet. Vay be. Ben bir tane dizi ekledim. Ben zaten bir dizi izlediğim için bence gayet yeterli. Utku dizi izledi şeklinde hani şey diyebiliriz. Kızıl Goncalar. Sence ne ekledim? Kızıl Goncalar değil. Ha tabii ki değil. Ben nefret ediyorum onlardan ya. Tarikat güzellemesini neyini sevebilirim? Dur bir dakika. Bir dakika. Niye eskiden övüyordun ya? Hayır övmüyordum. İzlerim. Değişti mi? Olay İzlerim. Değişti mi? Övmem. Tarikat övmem ben. Tamam bir dakika. En son şey biz olsaydı podcast'ında konuştuğumuz dizi. Yok onları övmem. Sadece Söderbik bakış açısıyla değiştirebilirim. Doğru övmem. Kardeşim çok iyi. Yani bence gelmiş geçmiş en iyi Türk dizilerinden biri dediğim Türk bir sezon geçti. Bu sezon böyle tamam, bir dizi işte oldu. Tamam işte onu diyorum. Biz olsaydı podcast'te övdüğümüz dizi. Biz olsaydı konuşmadık. Biz olsaydı da konuşmadık. Ama Fantasy'da konuştuk. Ya nasıl ya? Söyleyeyim mi? Çok geçti üzerinden. Bir sene geçti üzerinden. Ha söyle o zaman. Hadi. Magarsus. Ben listelere bakarken gördüm. Peki benim öveceğini zannettiğim dizi neydi? Kızıl Goncalar değil mi? Hayır, acaba? Diğeri.
Bahar mı? Demet Evgar. Bahar çok iyi dizi. Ama şey, televizyon için çok iyi bir dizi. Yani o dijitalde olsa... Magarsız, tamam. Yani Bahar 45 dakika olsa daha başarılı bir dizi olurdu. Magarsız ama çok iyi bir diziydi. Oyunculuk, yani Berkay, yani senaryo çok iyiydi. Her bölümün sonunda eyvah mahvettiler her şeyi deyip yeniden toparladılar. Yani o çatışma çok iyiydi. Ya yani bir yerellik kafası çok iyiydi. Çatışması. Evet, aynen, o çok iyiydi. Bir de şey çok iyiydi bence dizide. Yani biz ekoloji çalışmaları yapan insanlar olarak yani şey demedik. Ya bu da saçmalamış falan demedik yani, her bir noktasında ya çok çok dramaturji harikaydı. Yağmur yağıyor, sel basıyor ve evet, şey mahsuller talan oluyor. Endişe geliyor işin yani, içine. Öyle artık tabii. Günümüz dünyasında evet, böyle. İklim krizinin yani, çok iyi yansıtıldığı, ya dramaturjinin çok iyi olduğu, oyunculuğun da çok iyi olduğu ve bence o kadrajın yani sinema olarak da çok iyi anlatıldığı harika bir diziydi. Magarsus demek istiyorum. Magarsus da biliyorsunuz Adana'da bir antik kent. Bu bakımdan da bence o yerellik, evet, bakımından da çok iyi verilmiş bir işti. Ellerine İkinci sağlık herkesin. İkinci sezonu ne zaman geliyor ya? Gelecek mi? İnşallah. Ben biraz gördüm. Ay, inşallah gelsin. Yo yo, gördüm. Geliyormuş. Bu arada yani tabii ki Merve de çok iyiydi. Merve de çok iyiydi ama Çağlar Ertuğrul muydu? Emin değilim isminden. Mesela o böyle çok potansiyel olacağını düşünmediğimiz birisiydi ama çok iyi geldi. Bu arada Merve'nin kardeşi olanı diyorsun değil mi? Evet, Süleyman onu, mıydı? Evet, renkli gözlü olan çocuk. Süleyman galiba. İsmini hatırlayamadım ben de. Bir sene geçti üzerinden. Evet, o da çok başarılı bir çok performans başarılıydı. Gerçekleştirdi. Ve o bu sene aslında koyayım mı koymayayım emin değilim ama yani o kadar da koyacak kadar da değildi. Prens dizisinin ikinci sezonuna girmiş. Ha. Dedim ki helal olsun. Ya bu çocuk kendisini var etti. Böyle bir şey olamaz dedim. Helal olsun. O yüzden de Magarsus'u kesinlikle eklemek istiyorum. Bir de soru işaretli bir şey vardı. Yani berbat bir sezon geçirmesine rağmen Black Mirror. No. Bence de. Öyle. Ya biz onu yani sadece senden Locker, yerden yere vurduk. Yerden yani yere vurduk ama sadece bir tane şey vardı, hatırlıyor musun? Bir de ikimiz izledik bütün bölümlerini galiba. Hayır, bir tane berbat bir dizi. Biz bunu yeni izleyelim dedik. Sonra da izlemedik mi? 4 bölüm izledik biz seninle. Bir tane şey vardı, hatırlıyor musun? Avrupa'nın bir yerine işte kız arkadaşını götürüyordu. Ailesinden bir şey çıkıyordu falan. O bölüm bir tık iyiydi. Bir tık iyiydi. Kurt insan oluyordu. Bir tık. Hayır, o şey Maze'i bir şey. Locker'de şey. Tamam. Ailesinden gelen bir, şimdi tamam, spoiler evet, da vermeyelim tamam, kimseye ama acaba dedim, soru işareti koydum no, sadece ama bence no, no, bence de haklısın. Devam. Devam ki. Kitap ve tiyatro var bende, başka sende. Hadi kitap. Keşifli de koydum. Aa, ben ya. Sana aşk olsun, keşif nasıl koymazsın? Ya düşünmedim değil. Ama koymadı yani, tek tek yazmadım daha doğrusu ama çok güzel söyledin, haklısın. Tamam, keşfe en sona bırakıyorum. O zaman hadi kitapla devam hadi kitap edelim. Ben kitapta çok zorlandım. Ben bu arada asla daha önce konuştuğumuz kitapları koymadım. Çünkü şunu fark ettim, ben roman okumamışım. Ben de bu sene hep araştırma okumuşum, evet, ya. Koyabileceğim hiçbir şey bulmadım. İki tane vardı. Onlar da yani hani böyle öykü üzerineydi ve daha önce seninle konuştuğumuz kitaplardı. Koymadım. Ve öyküleri de muhtemelen benimle konuştuğun için ekledin değil mi? Ben ekledim zaten. Hayır, eklemedim. Melisa'yı eklemedim. Eklemedim onları. Tamamen en son podcast'tan sonra okuduğum kitaplar üzerine. Ama aşkım onlar pav pav değil ya. Sezon favam. Benim sezon favam. Canım aşkım, istediğini koyacağım. Yani yapamadım. Olmadı, elim gitmedi. Ben de tiyatroyu öyle yaptım orada. Hak yemek istemem. Okey, kitapta hadi. Janet Winterson'la başlayacağım. Evet, bunu söyleyeceğine o kadar emin değilim. Şak 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 şak. İşlerin cinsiyetini evet, koydum çünkü evet, ondan iyi yaptın, bahsetmiştim. Haklısın. Ama onun üzerine şeyi okudum. Sanat ve Yalanları okudum. Tamam, çok güzel. Onun üzerine geçti. Çok haklısın. O yüzden favorimi Janet Winterson'ı koyuyorum. Burada Janet Winterson şu an çocuklar için Hansel ve Gretel'in günümüze yansıyan bir versiyonu üzerinden bir kitap. Çok iyi fikir. Hikaye kitap yazıyormuş. Canım, ananız ya. Anam resmen ya, ananız. Anam ya. Ananız. Çok seviyorum ya. Onun o anlatısına hayranım. Sanat ve Yalanlar'da da 3 karakter koyuyor. Picasso,
Handel ve Sappho'yu koyuyor. Picasso ve Handel tamamen farklı. Fantastik bir dünya. Hiç alakaları yok. Picasso kadın, Handel doktor. Picasso kadın diyerek zaten beni şu anda sarsın. Tamamen böyle farklı bir boyuta getiriyor Picasso'yu. Picasso gene ressam ama kadın bir ressam ve tacize uğramış bir ressam. Oo, çok iyi. Handel de bir doktor. Harika. Ve bayağı böyle bilim üzerine bir doktor. Bunların hayatları bir şekilde bir yerde karşılaşıyor. Sappho var. Sappho'yu da kendi olduğu karakterde, antik Yunan'da ama lezbiyen bir yıllar şair, sonra çıkarıyor. Hayır, çıkarmıyor. Onu orada bırakıyor. Çok harika abi yani. Janet'i ben anlatamam. Çünkü benim anlatmaya şeyim yetmez onu yani. O yüzden kesinlikle Sanat ve Yalanları koyuyorum. Vişne'nin Cinsiyetini koyuyorum. İkiye Jean Tolu'yu koyuyorum. O da yeni keşfettiğim bir yazar. İntihar Dükkanı diye bir romanını okudum. Kısa bir roman zaten. Ya zaten bu kadının romanları hep böyle kısa kısa. İntihar Dükkanı'nda da bir aile var. İşte karı koca ve 3 çocuğu olan bir aile. Bunlar bir intihar dükkanı işletiyor ve intihar dükkanında senin intihar edeceğin malzemeleri satıyor. Mesela sen geliyorsun dükkana. İşte ben asılmak istiyorum. Sana hala tipi veriyor. İşte fonksiyonel olarak bunu böyle yapabiliriz. Ya da diyor ki işte ben çok bir şey içmek istiyorum ve ölmek istiyorum falan deyip onun üzerine bir sana içecek sunuyor. Ya da ben suda boğulmak istiyorum falan filan. Böyle bir dükkan. Sonra bunlar üçüncü çocuklarını bu arada iki tane çocukları aynı anne ve babası gibi karamsar, dünyanın geleceğine karşı. Bir zahmet. Çok umutsuz. Çünkü dünyada işte nükleer savaşlar var, terör saldırıları var, iklim krizi var. Yanıyor, bitiyor herkes. Ve o yüzden şey hani neden yaşayalım? Üzerine var olan bir dünya. Ve çocuklar da şey diyor yani hani ailesi onlara şöyle siz var olmak zorundasınız. Çünkü siz insanların kendi varoluşlarını yok etmek için yardımda bulunuyorsunuz. Siz aslında onlara iyilik yapıyorsunuz. O yüzden var olmak zorundasınız. O yüzden çocuklar intihar edemiyor. Ama çok mutsuzlar, çok karamsarlar. Fakat üçüncü çocuk bir şey prezervatif hatasından dolayı doğuyor. Asla beklemedikleri bir çocuk. Ve çocuk çok umutlu ve çok mutlu. Sürekli bir pozitif, ya işte hani bir mesela atıyorum bir iksir yapılıyor ölüm üzerine. Çocuk onu gidiyor içeride değiştiriyor. Mutluluk iksiri yapıyor ve insanlara onu satıyor falan. Aile deliriyor. Bu çocuk nasıl böyle oldu falan diye. Bence çok tatlı bir romandı. Sonu sürprizli bu arada. Ben çok böyle hı falan oldum işte. Ama yazarın anlatısını çok beğendim. O yüzden Jean Tolu yeni favori yazarlarımdan biri. Sonra da Paul Auster'ı koyuyorum. Onu da hangisini? Baumgartner'ı koyuyorum. Çünkü onu okudum ve bayağı etkilendim. Çünkü sanki kendisi o. Zaten hani her romanında aslında kendisini koyuyormuş. Ama bu ölümden önce yazdığı son roman olduğu için ve gerçekten oradaki de anlattığı kişi de 70 yaşlarında bir akademisyen. O emekli bir akademisyen ve işini kaybeden bir akademisyen. Aslında hani bundan sonra ölüme doğru giden bir yol üzerinden ilerliyor hikaye. Çünkü hani 75 yaşındayım, emekli oldum, işimi kaybettim. İşte koca bir villada tek başıma yaşıyorum. Ne yapacağım? Niçin yaşıyorum? Falan gibi gidiyor. O da güzeldi. Güzel. Ben aslında iki tane kitabı ekledim ama çok da emin olmayarak ekledim açıkçası. Ama Said Faik hikaye armağanları üzerinden geçen senenin armağanı alan Ayşegül Devecioğlu'nun anatomi dersini ekledim. Orada bir tane hikaye beni çok sarsmıştı, seni de çok sarsmıştı. Ve yine bu aynı listeden Aslı Erdoğan Taşbina'yı ekledim. Aslı Erdoğan'cığımın her zamanki gibi çok iyi bir Türkçe ile harika bir iş yapmıştı. Sana da vermiştim zaten söz. Sen okudum. De okumuştun. Çok müthiş bir... Sert bu arada. Bayağı çok sert. Çok hani benim okuduğum sarsıcı... en sert şeylerden biri. Kitaplardan. Türkçe kitaplardan biri. Üzerinden.
Amsterdam çok sert bir dili var. Ben bayağı şey olmuştum, kötü hissetmiştim kendimi ve okurken de kötü hissetmiştim. Evet, bana mesela sert. Çok iyi gelmedi. Çok o yüzden sert çok önerebileceğim bir kitap değil. Ama şey yani Türkçe olarak... Ya yani edebi olarak evet, harika. Yani önerdiğimiz için çok haklısın. Doğru. Ben de bu iki kitabı öneriyorum. Geçen sene ben de genelde araştırma kitapları okuyarak vaktimi geçirmişim. Böyle baktım. Tabii ki o kitapların hepsini iyi ki okumuşum, bana çok iyi geldi. Ama böyle favorileri hani herkese yönelik bir şeyim okumamı Tabii değil. canım, ilgi alanı olmayan Çok bir araştırdım. insana genelde şimdi ne diyeceksin sürdürülebilirlik. yani, müzecilik okudum harikaydı falan mı diyeceksin yani, onu da yapmak istemediğim Disiplin için. çocuklarından dolayı hep Manisa kitapları okumuşum. Tabii ki ekoloji kitapları çok fazla okumuşum. Araştırma kitapları çok okumuşum. Sen de öyle mizacılık kitapları okudun geçen sene. Tabii çok değerli katkılardı. Ama favorileri hani herkese yönelik Değil kitaplar ama ben değildi. şeyi de gerçekten Ali Artun'u da buradan yani şey yapmak istiyorum. Onun kitapları eleştirel bakış açısı Türkiye'deki, çünkü çok fazla bulamıyorum yani hani eleştiri üzerine yazılan kitaplar. Çağdaş sanat olsun, müzecilik olsun, galeriler olsun. Ama Ali Artun çok büyük katma değerler sağlamış. Yani güzelleme üzerinden değil. Çünkü Türkiye'de öyle bir şey var sanata. Eleştiremediğimiz bir alan var, değil mi? Eleştiremediğimiz bir alan. Ama Ali Artun bunu yapıyor ve müze ve modernlik, müze ve eleştirel düşünce, işte var olamayan müzeler. Kesinlikle bunu da hani ilgi alanı müzecilik olan ya da hani sanat olan ve sanat kurumları olan insanlara ciddi anlamda öneriyorum. Benim çok kafamı açtı ve çok etkilendim ondan da. Bence zaten bize fanus yapmaktaki motivasyonlarımızdan biri eleştirebilme hakkımızı da savunmaktı ya, biz tüketiciler, Evet. hadi tüketici demeyelim, türetici diyelim, seyirciler, izleyici, artık neyse, eleştirme hakkımız var. Çünkü biz eleştirdikçe daha iyi bir şey çıkaracağız diye düşünerek bence de doğru bir şey yaptın aslında. Favlardan birkaç tane daha ekleyeceğim. Ondan sonra ben Tia'ya bir geçeriz belki. Tiyatro Ay, için keşif var, tiyatro var. tiyatro var. Tiyatro için sezonda konuştuğumuz 39,5 basamak var. İlkini onu mu aldın? Ya ilkime değil, sezonda konuştuğumuz. Diğerlerini sezonda Ha, ben hep sezonu zaten ben 3 tane gitmişim. O yüzden konuşmamışız. Ben sezonda gittiğim hiçbir şey numaramı öneremedim ya. Ben bu sene çok iyi oyunlar seyrettim. ama Ama Kumbaracı elde ders onu var. bir sezonda konuşmamışız. Onu ben de Ay. koydum ama şey sezonda konuşmamışız. Yoksa tabii ki. Tabii Biz ki. dersi konuşmuşuz ya. Aa, ben belki görmedim. Doğru. Tamam Konuştuk tamam olabilir. Tamam. O zaman dersi. onu da ekleriz. Evet. Tamam okey, pardon. Tamam. 39,5 basamak diyorum önce. Tamam. Tiyatro adam. Tiyatro adam ne yaparsa öncelikle biliyorsun. Her sezon. Ya işte her sezon şey yapıyorum. Tiyatro adam bu sene ne yapıyor? Kumbara Ceyli bu sene ne yapıyor diye başlıyorum diyorsun her sezonu. Yani tiyatro adam Evet beni... Utkucuğum, bu sezon için de bekliyoruz senin Değil mi? Umarım önerilerini. bu sezonda çok iyi şeyler çıkaracaklar, biz de gideceğiz. Zaten tiyatro adamın 39,5 basamak birçok bakımdan Afife Jale'de hani ödüller ve artı adaylıklar aldı. Hak ediyorlardı. Çok iyiydi çünkü. Yani 39 basamağın müthiş bir uyarlamasıydı. Yani 39 basamak çok iyi bir metin mi? Ben daha önce başka tiyatrolarda onu seyretmiştim ve bir uyarlama bu kadar iyi olabilir. Bir Türkçeleştirme bu kadar iyi olabilir. Bir yerelleştirme bu kadar iyi olabilir şeklinde görmüştük. Ufak tefek hata, yani hata demeyelim de bence olması gereken şeyler vardı. Biliyorsun birkaç tane zaten konuşmuştuk sezonda. Ama çok iyi bir oyundu. Önümüzdeki sezonda gidin. Yani gidin, koşun, gidin. Kesinlikle gidin. Seyredin, seyrettirin. Sevdiğiniz herkese bilet alın. Herkes seyretsin. Çok iyi bir oyun. Çünkü o dinamizm, yani her yaştan, her tiyatro seyirci, her farklı tiyatro seyircisini mutlulukla seyredeceği dinamizm, böyle senkronizasyon, böyle her şeyin olduğu, böyle müthiş bir metnin olduğu harika bir oyun. Değil mi yani? Kesinlikle Çok katılıyorum. iyi bir oyundu. 39,5 basamak gerçekten harika bir oyundu ki ben bunun üzerine yazı yazdım ama Evet. oyun üzerine yazmadım, tamamen ne hissettiğim üzerine bir yazı yazdım çünkü zaten olay bence insana o oyunun ne hissettirdiği
değil, değerli olan. 39 diye büyük büyük konuşuyorum. Basalım. İnsanı insana, insanca. Hissettiriyorsa odur yani. Odur yani. Evet, çok iyi bir uyarlamaydı. Yani birçok hani şey görüyoruz. Hani Türkçeleştirme görüyoruz ama yerelleştirme çok görmüyoruz. Bu çok iyi bir, yani oyunun oyunun kendisi, süreci değil, onun öncesini anlatan bir işti ve böyle Amerikan filmlerine de, yani kült filmlerine de böyle nokta vuruşa referanslar veren çok çok iyi. Çok iyi bir işti. Yani helal olsun. Ellerine sağlık herkesin. Yeniden söylemek istiyorum ve bu sene benim için favlarından, tiyatro favlarından biriydi. Ben Kumbaracı Eli'den dersi koydum. Tabii ki. Yiğit Sertdemir. Tabii ki Yiğit Sertdemir. Türkiye tiyatrosunun başına gelmiş en iyi şeylerden birisi kendisi. Sevgilerimiz. Aman tahtalara mı vursak, ne yapsak ya? Allah başına bir şey gelmesin. Çok iyi işte. Çok iyiydi. Yani böyle onun üçlemesi var. O geri kalan ikiye de Keldiva ve ay diğerini hatırlayamadım neydi şu yani? Anda. Şu anda hatırlayamadım. Sorry. Yani aslında bu sezon oynadı. Gideceğiz. Çünkü ama evet. Çünkü biz seninle ant etmiştik. O oyundan çıkıp biz bunlara da gideceğiz. Sadece şöyle bir şey var. Kendi ve oyun atölyesinde oynanıyor. Ve kapalı, yer bulamıyorsun. Evet. Kapalı gişe falan oynuyor. Çok hani, zual olacağı ve Haluk Bilginer. Diğeri de aynı şekilde gibi bir... Diğeri de çok nadir oynuyordu. Dolayısıyla ona yer bulmakta zorlanıyorduk. Ama önümüzdeki sezon hem gideriz, oynar, ya konuşuruz. Buraya da yorumumuzu yaparız diye düşünüyorum. Ben ama yani de... muhteşem bir metin, muhteşem bir uyarlama, her şey muhteşem. Antifavımın dışında bir de gittiğim diğer oyun D22 Hakikat Elbet Bir Gün. Ha. Bu yılların oyunu bu arada. Bu da sezon oyunu değil. Geçiyor. Yani Utku için bir yeni bir şey değil ama ben çok etkilendim. Çok iyi. Hala da sanki gene o gün de çünkü çıkıp gelmiştim Utku'ya ve sanki gene bir podcast çekmiştik. Evet, o gündü. Eylül müydü, Ekim miydi? Kendi kendime bir date'lenmiştim. Oyuna gideceğim ben falan diye böyle gittiğim ve çok etkilendiğim bir oyundu. Hala hatırladığım zaman tüylerim diken diken oluyor ve bence harika bir oyun. Hakikat Elbet Bir Gün, harika bir oyun. Belki kalkar bir sezon, bilmiyorum artık çünkü kaç sezondur oynuyor. Ama kaç sezondur kapalı iş oynadığı için gider herhalde bu senede. Evet. Bu sezonda gider diye düşünüyorum ben. Benden bu kadar. Ben Tartuf eklemek istiyorum şehir tiyatrolarının. Ben şehir tiyatroda bu sene çok zor bir bilet buldum. O da bayağı ödüllerce. Ödüllerce. Yani bu sezon Cadı Kazanı, Tartuf ve bir iki tane daha Fosforlu Cevriye var. Böyle ödüllerce. Şehir tiyatroları yeniden bir şaha kalktı. Şükürler olsun. Çünkü ben bir şey, Yiğit Sertdemir'in yıllar evvel söylediği şeyi ben üzerime alıyorum. Ben bir şehir tiyatrosu seyircisi, öğrencisiyim aslında. Yani seyircilikten öğrenci birisiyim. Şehir tiyatrosu benim için her zaman bir numaradır. Önce oraya bakarım, sonra diğerlerine bakarım. Tartuf'ta iyi ki gitmişim dediğim, iyi ki hani ailemle gittim, iyi ki onlara götürmüşüm dediğim böyle nefis bir oyundu. Böyle eski şehir tiyatroları böyle şeyini aldı. Üzerindeki o ölü toprağı, o tozu aldıklarını düşündüğüm bir oyun oldu benim için. Yani birkaç sahne yeniden sadece o sahne için bile görmeye değer müthiş bir oyun sergilemişler. Yani müthiş bir oyundu. Tartuf zaten çok iyi bir metin bu arada. Yani bizim günümüz Türkiye'siyle çok alakalı. İşte bir cemaatten birisi geliyor, insanları kandırıyor. Kandırılmış insanlar, kandırılmış monarşi var falan böyle. Çok böyle hani Türkiye politikası çok böyle anlaşılabilecek yakın bir şey, çok yakın bir şey. Tartuf zaten öyle bir metin. Zaten bence hiçbir zaman değişmiyor. Asla değişmiyor. Ya. Asla değişmiyor. Shakespeare'de de aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Yani hani günümüze kadar geldiğin zaman hepsi aynı ya. Aynı. Aynı yer, şey bir yerde bir değişmesi gerekiyor mu acaba? Evet. Ama müthiş bir uyarlama. Bu sene de muhtemelen devam edecek ve lütfen gidin görün. Ben bir de Öteki Venedik Tacir'ini eklemek istiyorum. Kumaracı 50 yine. Venedik Tacir'inin öteki versiyonu. Venedik Tacir öteki versiyonu aslında. Yine Venedik Tacir'i. Yine bir Venedik Tacir var oyunda. bildiğimiz klasik bir oyunu yine Kumaracı 50'nin bir uyarlaması ve nefis bir uyarlaması. Yine böyle dört tarafı seyircilerle
olmuş. Böyle 360 derece Biz oynanan bunu bir oyun. konuşmadık ama değil mi sezonda? Sezon sonu da o yüzden benim artılarımdan biri. Sen Artı. benden gittin, ayrı gittin. Evet, gerçekten öyle. Ben bu sezon çok iyi oyunlar seyrettim ama sezon içinde anlatamamışım demek. Yani o zaman çok güzel oyunlar seyretmemişim. Bizi bu sezon biraz şey yaptık ya, biraz bir salladık ya biz de açıkçası. Öteki Venedik Tacir'i önümüzdeki sezon oynayacaktır eminim. Koşun gidin. Tamam, koşup gidiyorum. Koşun gidin. Ben gitmedim, gideceğim. Git, kesin git. Ay müthiş bir an. Yani müthiş bir anlatı. Ya böyle sarsılıyorsun. Ay Harika. Utku, şimdi hatırladım. Ben bir oyuna daha gittim. Sen çok övmüştün. Hangisiydi İki kişi var. Biri işte şey oluyor, genç oluyor. Biri yaşlı oluyor. Zaman içinde gidiyorlar sürekli. Aynı kişi. Biri anneannesi oluyor. Biri Bir onun... terennüm. Bir terennüme gittim ben bir Ay de. bir şey söyleyeceğim. Bunu ben bir önceki Bir sezon terennüm de seyrettiğim çok için güzeldi. bu sezon favlarıma koymadım. Ben bu sezon Koy. seyrettim. Çok iyi Hadi bir oyun. koydum. Bu çok güzel. Evet. Ben bu sezon yani geçen sezonun en iyi Soluksuz oyunlarıydı. izledim. Çok iyiydi. İki karakter, bir kadın bir erkek sürekli geçmiş gelecek Müthiş. üzerinden gidiyor. Biri birinin anneannesi oluyor, biri birinin dedesi oluyor, biri birinin torunu oluyor ve hiç... Sen zaten anlatmıştın bunu bu arada podcast'te. Hiç anlamıyorsun nasıl bir geçiş bir anda yani çünkü kostüm değişmiyor, ortam Hiçbir değişmiyor, şey hiçbir şey değişmiyor. Çok değişmiyor. iyiler. Tamamen oyuncu değişiyor. Oyuncunun duruşu, konuşması, Bakışı bakışı çok değişiyor ve iyi. sen o anda eminsin ki o anneanne oldu. Çok iyi. Ve Çok şey demiyor güzel değil bir mi? oyunda. Pardon, ben şu anda Hayır anneanne hayır olacağım ama hayır demiyor. demiyor değil Çok mi? Bir iyi. anda geçiyor oyun. Müthiş bir Biz geçiş. seninle bir anda konuşurken ben bir anda senin anneannen oluyorum. Sen Çok benim iyi. torunum oluyorsun. Ve konuşuyoruz Çok konuşuyoruz. iyi. 5 dakika sonra tam tersi oluyor. Çok Bence iyi. çok güzel bir Çok iyi. oyundu. Evet, Türkiye şimdi hatırladım. politikasına doğru denk gelen daha önce işte 80 80'lerde 80 darbesinde. darbesine eve kapanma dönemi artı pandemi Pandemi dönemi. döneminde eve kapanma döneminde yani eve kapanma döneminde evdeki iki bireyi anlatan ve dediğin gibi biri birinin işte Bir babaannesi, dede var, anneannesi, bir dedesi kız olan torun var ve evet. kız torun sonra bir anda şey oluyor. Anneanne oluyor, Evet diğeri çok iyi. torun oluyor Ve falan. kostümlerini dahi değiştirmeden Değiştirmiyorlar, hiçbir çok şey iyi. değil. Ortam değişmiyor. Aynı Müthiş. şey. Sadece iPhone çıkıyor ortaya Evet. 2024'te olduğumuz için ama onun dışında her şey Çok aynı. iyi. Çok iyi oyun. Yani bence hakkı yendi oyunun. Bence böyle gümbür gümbür her yerde herkesin seyretmesi gereken bir oyun. Müthiş bir oyundu. Gelir ya önümüzdeki sezon. Bence evet. Gidin yani. Bu kesinlikle Evet. bir terennüme Bir gidin. terennümü de ekliyorum Evet çok iyi. favorilerime. Çok iyi. Ben anti yapmakta çok zorlanıyorum bu arada. Varsa pasın golü çeviririm. Tiyatroda vardı. Ya tiyatroda çok var benim antim. Evet. Onun dışında ama şimdi mesela dizi izledim beğenmedim falan Çok diyebileceğim var. var da hani onlardan bahsetmek ne kadar Yani. mantıklı. Ben de bilemedim Black ya. Mirror'ı bence izlemeye değmez bu sezon. Evet ya da ne bileyim bilemedim. Ben de çok şey yapamadım. Tiyatroda burada Berkay hani Ateş'in oyununu hiç beğenmedik. burada ay bayağı kötüydü yani. Yani tabii ki oyun performansı çok iyiydi Berkay Ateş'in. Onun dışında oyun çok Onu kötüydü. konuşmadık biz çünkü değil mi? Sezonda konuştuk galiba ama Hı. yani şey dedik ya falan yaptık. Ya şimdi uzun yola gittim. Ben bir de Emek Tiyatrosu'ndaki şeyi hiç beğenmemiştim. Her şey evet. Engin Alkan'ı yaptı. Evet haklısın. Galiba tiyatroda bir antim var. Evet. Ya ben uzun yolu çok antiye koyarım ama hani buraya gitmeye değer. Yani muhakkak bir şeyler bulursun gittiğinde ama yani niye gidesin? Yani para veriyorsun ya gidince. Evet. Zaman veriyorsun daha Neyse kıymetli. çok da hani sevdiğimiz insanları da Valla yakalamak sevdiğim insanları da istemiyorum. gömerim ya. Engin Alkan yapmış, Evet Yiğit Sertdemir ya. yapmış ve hiç de iyi yapmamış. Kimse kusura bakmasın yani. Az önce çok mutlulukla sevdiğim, önerdiğim şeyleri söyleyemeyeceğim. Evet, daha aynı sahnenin insanları falan. Evet Hani bir ya. yerde övüyoruz, bir yerde Ya üzgün ama yıkıyoruz bir de. yapamamışlar. Yani o Salim neydi Salim? Salim bir şey Salim. O Berkay Ateş'in oyununu ödül de Bir aldı. rüya salim mi? Ha öyle Rüya bir bir şeydi. salim mi? Bir rüya Yani niye salim mi yaptın galiba? Salim şeklinde bilmeyeceğim.
Tam işte şeyde, Emek Tiyatrosu'nda da Engin Alkan'ın oyunu da benim için öyle bir deneyim olmuştu. Niye yaptın Engin Alkan? Niye yaptın acaba? O da galiba ödül mü almış ya, ben şok oldum. Ben yani zaten bu ödül için anlamıyorum zaten. Nasıl gerçekten aldın anlamıyorum ya ödül? Ben orada öldüm yani, şey oldum, astımım var zaten. Neyse bilmiyorum. Keşif'ten bahsedeceğim. Hadi bakalım keşif. Haydi bakalım. Geliyor. Biz olsaydık. Podcast. Şak 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 şak. Okey Yılmaz ve Hala Cunun. Harika evet. Podcast'ini keşfettim. Ay evet, bu sezon evet. Fena olmayan bir ya, çok güzel, şey yaptık. Çok tatlı. İki sezon çok yaptık. Eşlikçi oldu. Kısa sürüyor zaten. Bayağı da güzel yani. Aa, çok teşekkür ederiz. İki. Sanat dedikleri tuhaf şey. Güzel. Sinan Eren Erkin. O da çünkü sanat üzerine yapılan sanatçılar ve küratörler, sergi üzerine konuşulan veya da Türkiye sanat piyasasındaki işlerle ilgili açık beyan, hani böyle filtresiz bir şekilde değerlendiren bir podcast. Orayı da çok sevdim. Ay, filtresizlik çok önemli. Evet. Herbe Kolokları çok sevdim. Aa, Herbe Kolokları, ben de az önce onu düşündüm. Evet. Kesinlikle. Çünkü hem müzecilik alanında da gene Türkiye'de çok az kısıtlı bilgiye ulaşabildiğimiz, dediğim gibi hem yazılı şeyde olsun, basında evet, olsun, hem sözlü basında olsun, evet, bulamıyorsun yani. Müzecilik nedir ya? Ne oluyor yani? O alanda neler yaşanıyor? Herbe Kolokları'ndan da çok güzel şeyler öğrendim. Çok güzel bir sezon geçirdiler onlar da. Umarım daha çocukları. Ağlayacağım. Sizin çocukları çok heyecan verici bir işte benim için. Ve yolculuğuma sizi de dahil ettiğim için çok mutluyum gerçekten. Önümüzdeki sezon Sibir'in çocukların içeriklerinden bahsetmeyeceğim. Sibir'in çocuklarının artık başarısından bahsetmek istiyorum. Muhtemelen önümüzdeki zamanlarda bir dernek, bir vakıf olacağız. Ve Fanus'la birlikte yaptık biz bunu ya. Yok be, ne yaptık? Biz yok, bir şey yok, hep birlikte. Bir şey söyleyeyim. Geçen birlikte dediğim, ben asla yoktum orada. Varsın. Geçen gün bir şey konuşuyorum. İşte Sibir'in çocuklarını da ilk yaptığım günden biri. Mesela Yasemin'den bahsetmek istiyorum. Beni ilk günden beri dinledi şeklinde. Bak bu ne kadar önemli bir şey biliyor musun? Yani birisi senin karşında ve seni dinliyor ve değer veriyor ve şey diyor. Yaptığın şey önemli diyor. Sana bu bilgiyi veriyor aslında. Bu süreçte çok önemli bir şey. Çünkü şey diyebilir. Bitse de gitsek de diyebilir. Tabii. Ve o senin motivasyonu çok kıran bir şey. İçerik üreticiliği öyle bir şey aslında. Yani eğer hani sıradan demeyeyim de tek düzle, hani herkesin bildiği bir içerik üreticiliği yapmıyorsan, yani işte makyaj içerik üreticiliği, tabii, giyim içerik üreticiliği yapmıyorsan, birine seni motive etmesine çok ihtiyacın var. Dolayısıyla Fanus ve senin burada katkın çok önemli. Geçen gerçekten senden ve sizden hep birlikte bahsettim. Bana çok iyi geldi. Çok teşekkür ederim. Gözyaşları pıt pıt. Sezon sonu kapanışı. Uyur. Yeni sezonda muhtemelen artık bir dernekleşiyoruz ve Türkiye yerel kültür çalışmaları konusunda bir şeyler gerçekten yapıyoruz diyeceğim. Tık 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 tık. Hoşçakalın. Sezonu kapatıyoruz. Evet, yeni sezonda görüşmek üzere. Muhtemelen çok uzaklaşmayacağız. Eylül gibi. Evet. Hoşçakalın.